1 Şubat, 7 Şubat değerli Koç burçları nasılsınız? Umarım bu hafta her şey yolunda ve keyifli geçer. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz değerli Koç burçları ve Akkaya Official Instagram sayfam günlük burç yorumlarınızı da oradan takip edebilirsiniz. Koç burçları hareketlerinize dikkat etmeniz gereken bir hafta olacak. Aldığınız kararlara dikkat etmeniz gerekiyor. İşle ilgili kendinizi ön plana atıp kendi kendinize zarar vermenizi istemiyorum. Evet, çok stresli, çok gergin süreç ama eğer doğru enerjiyi hayatınız içerisinde toparlarsak yeni beklediğiniz işler, oluşturmak istediğiniz yeni kapılar için mantığınızı doğru dengelemeniz gerekiyor. Doğru bir hafta. Uzun süredir hayal ettiğiniz, yapmak istediğiniz ve almak istediğiniz konularla ilgili de bu hafta altyapılarını oturtacağınız bir sistem olacak. Özellikle aracı ile ilgili şikayet yaşayan Koç burçlarında bu hafta araç değişimi kararının netliğine kavuşmuş olacaksınız ve araçla ilgili araştırmalar sizin için renkli ve keyifli olacak gözüküyor. Büyük kurumsal firmada yönetici ya da üst düzey konumlarla ilgili beklentiniz, yükselmek istiyorsanız bunlarla ilgili düşünceleriniz varsa üst düzey yöneticilerinizin sizinle ilgili olumlu süreci olacak ve çok büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Uzun süredir işsizseniz, işlerle ilgili beklediğiniz altyapıyı oturtamadıysanız Şubat 17'den sonra daha rahat bir sürece geçiş yapacaksınız. Ama şunu demek istiyorum, koçlar evet ani planladığınız seyahatlerinizde ertelenme olabilir. Yurt dışı ile ilgili plan yaptığınız evraklarınızda geri dönüşüm söz konusu olabilir. Unuttuğunuz evraklar canınızı sıkabilir. Bu hafta evrak konularınızı tam halletmeniz gereken ve bu konularda iş alanınızdaki evrakları da ihmal etmemeniz gerekiyor değerli Koç burçları. Sonra başınız yansın istemiyorum. Kurumsal ya da devletle alakalı beklediğiniz bazı iş süreçleriniz varsa biraz daha araya devre insanlar sokmanız lazım ve istediğiniz yol ya da yolculukla ilgili birileri devreye girecek. O şekilde devletle ilgili bütün sorunlarınız çözümlenebilir. Ama kendi emeklerinizle olmayacağını kabul etmeniz lazım. Yüksek eğitim ya da lisansınızı tamamlamak isteyen bazı Koç burçları için de bazı kararlar verip yurt dışı eğitimleri söz konusu olacak. Bu da sizin için hayırlı oluşumlar. Bir de haritanızı şöyle kontrol ediyorum. Evet, yeni iş anlaşmalı, yeni görüşmeler, yeni süreçler size de keyif verebilir. Doğru ve kararlı olduğunuz sürece bu hafta iş temellerini atacaksınız. İşsizseniz bile bu temelleri atacaksınız ve içsel dünyanızda huzur evresi söz konusu olacak. Evet, araç alımı var dedim. Özellikle kendi oturduğumuz alanda bir değişiklik ya da evdeki tüm eşyalarla ilgili değiştirme kararı alan bazı Koç burçları için evet doğru bir karar. Çok uzun süredir aynı şeylerin üstünde yatmak, uyumak sizi çok rahatsız ediyordu. Maddi olarak da beklediğiniz birkaç destek var ve evinizin değişmesi gerektiğine karar verdiniz. Bu çok doğru bir karar. Evdeki her şeyi değiştireceksiniz yavaş yavaş ve istediğiniz renkler oluşacak gözüküyor. Uzun süredir de ortaklı planlar içerisinde olan bazı Koç burçları için evet doğru alternatif, doğru dostlarınızla yapacağınız altyapıyı oturtma, daha nasıl bir çalışma temposu sağlayabiliriz diyerekten bu dengelerle ilgili büyük başarılar elde edeceksiniz. Umudunuzu kesmenizi istemiyorum değerli Koç burçları. Hayallerinize yavaş yavaş bu yıl gerçekten erişeceksiniz ve altyapınızı sağlam oturttuğunuzda da büyük bir ihtimal maddi olarak da manevi olarak da çok büyük bir rahatlamak söz konusu olacak ve size çok iyi gelecek değerli Koç burçları. Sağlık olarak özellikle ayaklarınızda ağrılarınız, migren ve boyun ağrılarınıza dikkat edeceğiz. Özellikle kız çocukları olan bazı kadın ya da erkek ayrımı yapmıyorum. Ayak damar ve kalp damarlarına dikkat edeceğiz. Uzun süredir de ailemizle alakalı çözülmesi gereken miras konularımız gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili çalışma, mücadele söz konusu olacak. Üniversite sınavına hazırlanan bazı koç bireylerin çocukları ile ilgili evet hedeflediği noktayı başarı sağlayacak. Biraz dikkat problemi olabilir. Bunları toparlamamız gerekiyor. Şöyle bir durum da var. Özellikle bu hafta bazı gerginliklerinizle ilgili tüm burçlarda bir tepki haftası olabilir. En ufacık şeyde tepkilenebiliriz. Bunları yumuşatmamız lazım. Görüşmediğimiz ufak tefek dostlarımızı yavaş yavaş evimizde misafir edeceğiz. Bu da çok iyi size gelecek diyorum. İlişkiler konusunda yaşadığınız gerginlikler toparlanma evresine giriş yapıyor. İlişkiyi sahiplenme, sahip durma ve hayatımızı devam ettirme kararı içerisinde kalacağız. Bazı koç burçlarında ilişkileri uzun süredir flört ediyorsanız evlilik
evlilik teklifleri, bu tarz bir diyaloglar söz konusu olacak. Bu da size iyi gelecek değerli izleyicilerim. Hiç merak etmeyin. Allah'ın izniyle hayal ettiğiniz ve içinizdeki yaşadığınız her şey artıya geçiş yapacak. Umudunuzu kırmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.